Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam, elhamdülillahi ala ni'metil iman, elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi allazi hadana li hadha ve ma kunna linehtediye leula en hadana Allah. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nisa suresindeyiz. 97. ayetindeyiz. Estaizu billah. Nisa suresi 97. ayet. Neyini yapıyorduk ayetinden son? Ayeti okumaya devam ediyorduk. Müfessire geçtik mi yoksa? Geçtik, geçtik. Müfessire geçtik. Müfessiri okuyormuşuz. En son müfessirin وَهَذَا كَمَا تَقَدَّمَ. Bu durum daha önce geçtiği gibi فِيهِ ذِكْرُ بَيَانُ السَّبَبِ الْمُوْجِبِ. İçinde gerektiren sebebin bulunması. Yani ayette anılan فَوْلَٰيكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ. Böylelerinin sığınağı cehennemdir. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ve ne kötü bir varış yeridir ifadesi müfessir diyor ki, gösteriyor ki böyle kimselerin için bu cezayı Cenab-ı Hak anıyor burada. Fakat bu cezanın onlar için gerçekleşeceğini kesin kes göstermez. Zira bu cezanın ortadan kaldırılmasına yol açacak herhangi bir şeye teşebbüs ederlerse tövbe etmek gibi, bu cürümden vazgeçmek gibi, bu mani olur bu kez cezanın onlar hakkında gerçekleşmesine. فَقَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مُقْتَدَاهُ. Bunun gereği onun için, o ki öyle kimse için gerçekleşebilir de مَا اِجْتِمَاعِ شُرُوطِهِ وَاِنْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ. Eğer bir engelleyici durum hasıl olmazsa ve şartlar toplanırsa hakkında bu ceza gerçekleşir. Ama olur ki وَقَدْ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَانِعُمْ. Bazen bir mani çıkabilir ve bu cezanın o kişi hakkında gerçekleşmesini ortadan kaldırabilir. Daha önce nerede konu etti de şimdi burada söylüyor böyle. Daha önce bunu وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Kim bir mümini kasten öldürürse, bilerek, planlayarak فَجَزَاءُهُ cehennem. Onun cezası cehennemdir. خَالِدًا فِيهَا. Sonsuz kalacak şekilde orada. Orada da bu konuyu etti müfessir ve dedi ki burada ceza, Cenab-ı Hak cezayı anıyor böyle bir kimse için. Fakat bu kimseden bu cezayı ortadan kaldıracak bir mani olması durumunda, mesela tövbe etmesi gibi, Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dilerse bu günahından, kusurundan ötürü, Allah bağışlarsa o yaptığı işe tam da karşılık gelen bu ceza ortadan kalkabilir Allah'ın bağışlamasıyla. Buna mevani diyor, maniler. Buradaki anılan da böyle bir şeydir. Eğer
mani ortaya çıkarsa bu maniler ile bu kimseler hakkında bu ceza uygulanmayabilir diyor bu müfessirin görüşü. وَفِي الْاَيَةِ دَل۪يلُنَ عَلَى اَنَّ الْهِجْرَ Mesela ne olabilir? Bunlar hicretle mükelleftiler. Hicret etmediler. Hicret etmedikleri için o durumda, o hal üzere kalırlarsa tövbe etmeksizin, hicret etmeksizin ceza haklarında gerçekleşebilir. Allah cezayı haklarında gerçekleştirir. Ama mesela vazgeçip bu yanlıştan hicret etmeye kalkarlarsa hatta yuhaciru hicret edinceye kadar diye Allah'ın koyduğu o sınırı geçerler de ve hicret ederlerse o koşul gerçekleşirse bu onlar için hakkında bir tövbe gibi olur. Tövbe de biliyorsunuz innallaha yaghfiru zunuba cemia bütün günahları silebilir. Bütün günahları ve günahlara karşılık gelecek cezaları kişi hakkında ortadan kaldırabilir. Ve fil ayeti delilun ayette delil var. Ala ennel hicrete min ekberil vacibati. Hicret etmenin sorumlulukların en büyüklerinden olduğu, yapılması gereken büyük şeylerden biri olduğu. Ve terkiha ve onu terk etmek, hicret etmemenin minel muharramat, haram bir şey olduğu, yasak bir şey olduğu ayetten anlaşılıyor. Bel minel kebair, hatta kebairden olduğu anlaşılıyor. Çünkü hicret etmedikleri halde baskı ve zulümün içerisinde yaşaya durmuşlar. Melekler geldiğinde onlara niçin hicret etmediniz? Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi diye itapta bulunmuşlar. Ve bu onlar hakkında elin bir akibete dönüşmüş. Demek ki işledikleri cürüm ufak tefek bir şey olsaydı böyle elin vahim bir sonuca dönüşmezdi diyor müfessir. وَفِي الْآيَةِ دَل۪يلٌ Ayette delil var. عَلَى اَنَّ كُلَّ مَنْ تُوُفِّيَ Kim vefat ederse فَقَدْ اِسْتَكْمَلَى Artık tamamlamış demektir. وَاسْتَوْفَى مَا قَدَرَ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ وَالْأَجَلِ وَالْعَمَلِ Gerek amel bakımından, gerek ecel bakımından, gerek rızık bakımından artık artık imkanlarını tüketmiş demektir. Vefat ile bunların hepsinin tükendiği anlaşılıyor. Ve bu ayette meleklerle kişi arasındaki diyalogta görülüyor. وَذَٰلِكَ مَأْخُذٌ مِنْ لَفْظِ التَّوَفِّ فَاِنَّهُ يَدُلَّ عَلَى ذَٰلِكَ Bu da zaten tevaffa kelimesinin içinde var. Bitti, tas tamam oldu, vefa edildi, hakkı tamamlandı. Yani kendisine tanınan süre bitti. وَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ Ayetinde Cenab-ı Hak ne diyor? Her nefse yaptığının karşılığı tas tamam verilir. Vefat kelimesinde de o var. Tas tamam elde edeceği her türlü imkanı elde etmiş anlamında vefat ettirildi demek bütün imkanları kendisine tükettirildiği an geldi demek. لِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَوَفِّيًا Çünkü eğer bunlardan yana herhangi bir imkanı henüz daha kalmış olsa, tüketmemiş olsa o zaman bu kişi müteveffi olmaz. Tas tamam bütün şeyleri tamamlamış olmaz. Demek ki müfessirin bu yorumu çerçevesinde söyleyecek olursak vefat eden kimse yaşı kaç olursa olsun Allah'ın diğer kullarına tanıdığı adilane biçimde tanıdığı imkanı o an tüketmiş oluyor. Efendim bunu 20 yaşındaki nasıl tüketiyor? 60 yaşındakinin daha imkanı çok olmuyor mu? Gibi mülahazalar görece bize göre mülahazalardır. Hakikatte ise o kimse aynı imkanları aynı Allah'ın tanıdığı fırsatları tüketmiş demektir. Vefat ediyorsa eğer artık ya helak oluyordur beyine üzere ama ya da hayat buluyordur yine beyine üzere. Yalan yanlış değil. يَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ Dolayısıyla mahşerde bazı insanlar ya Rabbi bizi yarım yamalak sınamışsın. Azıcık bir şey bizi sınamışsın. Bırakmışsın yakamızı hemen canımızı almışsın. Ama bak bir iki adama 120 sene ömür vermişsin. Ona daha çok imtihanda durma şansı vermişsin. Dolayısıyla daha çok soru yapma imkanı elde etmiş. Gibi bir karşı çıkma olmayacak. Böyle bir karşı çıkış olmayacak. Çünkü eşit düzeyde, eşit derecede aynı imkan ona da tanınmıştır. Efendim nasıl oluyor? Zaman farkı var arada gibi bir mülahaza yanlış. Çünkü olay sizin sadece zaman boyutu yok. İmkan dediğimiz şey zamandan daha geniş bir şey. Yani birine Allah o imkanı kesif bir şekilde
yaşatır, ötekini zamana yayılmış bir şekilde yaşatır. İmkan aynı imkandır. Verilen fırsat, şans aynı imkanla tekabül etmektedir. Bu bize göre farklı farklı yaşlara tekabül ediyor. Biz bunu yanlış değerlendirmeyelim. Ölen kimse, Allah kendisine ayetlerini kesin kes bütün hakikatleri çıplaklığıyla gösterdiği halde ya kabul edenlerden olmuştur ya da reddedenlerden olmuştur. Dolayısıyla vefat etmiştir. وَفِيهِ الْاِيمَانُ بِالْمَلَائِكَ Yine ayetten öğreneceğimiz bir şey, meleklere iman konusudur. Ayette melekler geçiyor ve meleklerin vefat esnasında gelip Allah'ın emriyle kişinin canını aldıkları sahneyi ayette gördük. Dolayısıyla meleklere iman وَمَدْحِهِمْ Ve yine meleklerin övüldükleri de ayetten anlaşılıyor diyor müfessir. Bu nasıl anlaşılabilir? Yani Allah onların rollerinden, onların o sözlerini falan aktarınca onların demek ki değerine, yaptıkları işe ve üstlendikleri role kıymet verdiği anlaşılıyor. Bunu herhalde medih olarak değerlendirmiş, övgü olarak değerlendirmiş. لِيَنَّ اللّٰهَ سَاقَ ذَٰلِكَ الْخِطَابِ لَهُمْ Güzel bir tespit. Çünkü Allah hitabı onlar adına verdi. Bu onlar için bir iltifattır diyor müfessir. Melekler onlara dedi ki diye onların sözlerini aktararak onlara bir kadri kıymet verdi, onları andı. Bu hakikaten güzel bir şey. Allah ne diyor? Estaizu billah ve zkur fil kitabi İbrahim'e innehu kâne sıddîkan nebiyya. Kitapta anılmak övgüye değer bir şey, kayda değer bir şey ki Allah kitapta İbrahim'i de an. Ve zkur fil kitabi İsmail'e kitapta İsmail'i de an diye onların kitapta anılmasını şanlarına nasıl veriyorsak Cenab-ı Hak tarafından kitapta onlara yer verilmesinin değerleri ile izah ediyorsak meleklerin burada vefat ettiren bu meleklerin anılmış olmaları, diyaloglarının verilmesi yine meleklerin değerine işaret eder diyor müfessir. İlla kitapta anılacak anlamında değil. Fezkuruni ezkurkum fil kitabı demiyor. Beni anın, ben de sizi kitapta anayım. Kaldı ki Allah bizi kitapta anıyor. Yani innellezine amenu derken kimleri anıyor? İman edenleri anıyor. İnnallaha yudafiu anillezine amenu derken Allah iman edenleri müdafaa eder derken kimleri anıyor? İman edenleri anıyor. Allahu veliyyullezine amenu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur derken kimi anıyor? Allah müminlerin dostudur, yakınıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ derken kimleri anıyor? هُوَالَّذ۪ي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ O'dur sizin üzerinize salat eden ve melekleri diye, sizin üzerinize diye kime hitap ediyor Cenab-ı Hak? Sizin üzerinize salat eden Allah'tır diye. Demek Allah anıyor. Ha isimle anmıyor dersen o da ayrı bir şey. Ona Allah mesela İbrahim'e nasip olmuş. وَجَعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ifadesiyle. Hazreti Musa'ya o kadar çok nasip olmuş ki alimler demişler ki Kur'an neredeyse كَادَ الْكِتَابُ اَنْ يَكُونَ مُوسَى Kitap neredeyse Musa'dan ibaret hale gelecekti. Çevir çevir Musa'yı oku aleyhissalatü vesselam. Çevir çevir Hazreti Musa'yı oku. O kadar çok anılıyor ki Kur'an-ı Kerim'de. Evet, neredeyse Kur'an Musa'dan ibaret olacaktı gibi. Bu da Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği bir kıymet. اِنِّ اسْتَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Ben seni istifa ettim diyor Cenab-ı Hak. وَفِيهِ الْاِيمَانُ بِنْ dedik. Bunun arka planında elbette ki onların çabaları var, gayretleri var, sebatları var, ondan sonra uğraşıları var, samimiyetleri var, ihlasları var. Allah abes olsun diye bir adamı gereksiz, hiç o buna layık olmadığı halde kitab-ı kadiminde üst üste anmaz. Çünkü her yaptığı işi hikmetle yapan Cenab-ı Hak, söz ediyorsa da yine hikmet dolayısıyla söz ediyordur. لِيَنَّ اللّٰهَ سَاقَ ذَٰلِكَ الْخِطَابِ لَهُمْ عَلَى وَجِهِ التَّقْرِيرِ وَالْاِسْتِحْسَانِ مِنْهُمْ وَمُوَفَّقَتِهِ لِمَحَلِّ
Ve Allah onların bu diyaloglarını anıyorsa diyor, demek ki muvafık gördü, bize andı, uygun gördü. Dolayısıyla onlar için de burada bir medih var. Thumma diyor, istethna ve sonraki ayete geçiyor. Şimdi ayetin kırık mealine geçelim. İnne. Ellezine tevaffahum el melaiketu zalimi enfusihim. قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة zalimleri sevmezlerken kendi nefsine zulmedenler de o zalimler içine katabilir mi? Yani. Ama onlar Cenab-ı Allah'ın tabirine sahip tebellezine estefilin yani tabi zalimleri nasıl yapıyor? Allah'a sonradan sayıyor. Şimdi kendine zulmetmek her türlü yanlışı içine alan çok geniş bir kavram. Peygamberler de öyle diyor hocam. Musa Aleyhisselam ben nefsime zulmettim diyor. Hı. Allah zalimi sevmez. Hiçbir surette sevmez. İnallahu la yuhibbul zalimin. Zalim ne demek? Zulmeden kimse. Yani zulüm etme eylemiyle üzere olan kimse demektir. Zalim isim fail çünkü. Ama mesela şöyle bir ayet var. Estaizu billah innallaha yuhibbut tevvabin ve yuhibbul mutatahhirin. Tevvabin kimler? Tövbe edenler, dönenler. Nereden dönüyor bu adam? Zulmetmekten dönüyor. Şimdi zulüm evresi var. Allah sevmiyor. Zulüm üzere o insan zulüm yapıyor. Hangi tür olursa olsun o yanlış üzere olduğu sürece Allah'ın sevdiği bir kimse değil. Vazgeçti. Pişmanlık duydu, Cenab-ı Hakk'a döndü. Ne oldu? Şimdi taib oldu bu sefer. Bu sefer Allah'ın sevdiği bir kimseye dönüştü. Çünkü Allah innallaha yuhibbut tevvabine. Allah çokça tövbe edenleri, çokça dönenleri yani zatına Allah'a sever diyor. Dolayısıyla bu eylem dolayısıyla gelen bir sonuçtur. Zulüm hali üzere ölürse Allah'ın sevmediği bir hal üzere ölür. Ama zulümden pişmanlık duymuş, Cenab-ı Hakk'a dönmüş bir vaziyette olursa bu da sevdiği bir hal üzere ölecek demektir. İnnallaha vallahu la yuhibbullezine zalemu olsaydı mesela, Allah zulmetmiş olanları sevmez olsaydı, kişi bir kere zulmetti mi artık zulmetmiş olan biri olacaktı. Geçmişte kaldı, böyle ifade ederseniz. O her halükarda sevmemesi gerekir onu. Çünkü bir zulmetmiş biri Allah'ım bu sevmezsin sen. Allah diyecek ki ben zulmetmiş biri demedim. Zalim dedim. Zalim eylem üzere demek. Zaten zulme devam etseydi inna Allah la yahdi kavmi zalimin diyor Allah. Evet. Hadi kendi inna Allah tabi ama
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ. O kendindekini değiştirdiğinde bu sefer de Allah sevmiyordan seviyora geçti. Onlar zulüm etmekten vazgeçip değişikliğe dönünce, tevbeye dönünce Allah da döndü. Diyor ki eğer tekrar dönerlerse ben de dönerim. وَاِنْ يَعُودُ نَعُودُ وَاِنْ تَعُودُ نَعُودُ يَعُودُ وَاِنْ يَعُودُ نَعُودُ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثْرًا. Siz dönerseniz, tekrar zulme dönerseniz, bu sefer Allah da tekrar sevmemez diye döner. Yani kuluna karşı onun kendisi için biçtiği role göre Cenab-ı Hak muamele ediyor. Hocam ben her cürüm zulüm müdür? Yani her cürüm işlemek yapabildiği şey. Şimdi alimler zulmü çok geniş tarif etmişler. وَضُعُ الشَّيْءِ غَيْرَ مَحَلِّهِ demişler. Bir şeyi mahallinden gayrı bir yere koymak demek. Yani zulüm bu. Mesela bardak masanın üzerinde olması gerek. Bardak yerde olsa mesela, su bardak yerde dursa, ya niye su bardak yerde duruyor, pisliğe yakın duruyor, masanın üstünde olması gerekmez mi diye bunun bir mantığı var. Buna uygun olmadığı zaman bardağa zulmedilmiş olur, suya zulmedilmiş olur. Yani bir şeyi yerli yerince değerlendirmediğimiz sürece zulüm oluyor. Cenab-ı Hak yegane yaratıcıdır. Yegane yaratıcı olarak bilinmeli. Böyle araştırılmalı, bu şeylerle tanınmalı. Tutar da onu bundan gayrı bir şekilde değerlendirirse Allah'a zulüm olur mesela. İnsan, Allah insana göz vermiştir. Görmeli, araştırmalı, incelemeli. Yapmazsa, mahallince onu kullanmazsa yerli yerince göze zulüm olur. Allah bir beden vermiştir. Salih amellerle onu donatıp sağlıklı bir şekilde yaşayıp buralardaki kusurların hepsi yine birer zulüm. Yani o kadar tarif geniş ki وَدُعُ الشَّيْءِ غَيْرَ مَحَلِّهِ. Kur'an Allah'ın gönderdiği, müminler işte sevineceklerse bununla sevinsinler dediği قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. O onların toplaya durdukları maldan daha hayırlıdır dediği, bu değeri biçtiği bir şeydir. Kullar bu değer ile ona muamele etmiyorlarsa bu da Kur'an'a zulüm olur. Zulüm de günah mıdır? Zulüm, her türlü zulüm günahtır. Çünkü her türlü zulüm olması gerekenin dışında bir şeydir. Yanlıştır yani. Her türlü zulüm, küçüğüyle büyüğüyle her türlü zulüm yanlıştır. En büyüğü de Cenab-ı Hakk'a karşı yapılan zulümdür. Allah'a uygun olmayan bir şeyi Allah'a yamamak, Allah'ın uygun olmadığı bir seviyeye indirmek, düşürmek, kullar gibi ona muamele etmek yahut kullardan birine Allah'taki bir özelliği verirsen de bu sefer yine Allah'a zulüm olur. Çünkü o zat sadece Allah'a ait olan bir şeyse onu başkasıyla paylaştın mı yine Allah diyecek ki benim değerimi düşürdün, benim kadirimi düşürdün. Nasıl kişinin sevgilisi baktı ki bizim adam başkasına da aynı bana yaptığı muameleyi yapıyor, ona da alakalı. Nasıl bunu kendisi için bir ihanet, aşağılanma kabul ediyorsa, Cenab-ı Hak da zatıyla kulları üzerinde her türlü hakka sahip biri olarak bu haklarına karşılık kulunun gidip başkalarına tapındığını yahut tapınmaya benzer şeyler yaptığını görürse bu yine Cenab-ı Hakk'a zulüm olur. Allah bu zulümden biz müminlerden farklı olarak yara, insanlardan farklı olarak yara almaz. Bizler yara alırız bundan. Biri bizim değerimize göre muamele etmezse değerimiz düşer. Yara alırız. Kariyerimiz şey yapar, karizmamız düşer vesaire vesaire. Ama Cenab-ı Hakk'a kul ne kadar zulmetmeye kalkarsa kalksın, isterse yok öyle biri desin, bu اِنَّ اللّٰهَ غَنِيُّ نَعْنِ الْعَالَمِينَ. Allah'a hiçbir zarar vermez. O yüzden bazıları Allah'a zulmetmek kavramını bir anda kulak tırmalayıcı buluyorlar. Ya Allah'a zulmedilebilir mi diyorlar. Kim Allah'a zulmedebilir ki diyorlar. Sanki Allah'ı alıp kırbaçlayacak. Böyle bir şey yok. Kimse Allah'a hiçbir surette zarar veremez. Orası hakikat. Ama zulmedebilir. Layık olduğu veçiyle muamele etmezse, ona zatına uygun olarak kulluk etmez ise yahut ona ait olanları başkalarıyla paylaşırsa bu Allah'a yapılmış bir zulümdür, bir haksızlıktır. Bu neticede Allah'a zarar vermez ama kula çok zarar verir.
kendine sıdkı. Evet. Doğru geldiğinde onu yalanlamak da büyük bir zulümdür. Zulümdür. Çünkü doğruya doğru demek doğrunun hakkıdır. Biri sana doğru bir şey söyledi, değerlendirdin. Doğru olduğu kanaati sende hasıl oldu. Allah'ın verdiği imkanlar ile, akılla, fikirle neyse. Bu doğrudur. Bana doğru geliyor dese de aynı şeydir. Çünkü bana doğru geliyor demekle benim Allah'ın bana verdiği bu değerlendirme süreçlerinden geçirdim. Bana doğru geliyor demek. Zaten vazifesi ondan öte bir şey değil. Biz bir şeye doğru diyorsak bize doğru geldiği için doğru diyoruzdur yani. Sorumluluğumuz da bize doğru gelen şeylere doğrudur demek. Yanlış gelen şeylere de yanlıştır demek. Yapmazsak o da zulüm olur. Yanlışa da yanlış dememek o da bir zulümdür. Çünkü yanlışın da hakkı yanlış olduğunun söylenmesidir. Bu hak nereden doğuyor? Allah'ın verdiği bu imkanlardan doğuyor. Allah diyecek ki bunu yanlış olduğunu algılayacak imkanları sana verdim. Ama sen bu imkanları kullandığın halde, yanlış olduğunu gördüğün halde yanlıştır demedin. Zulmettin. Bu zulmün bir cezai karşılığı var. Allah zalimleri sevmez. Bundan da daha güçlü bir karşılığı olmaz. Feulâika. Aleyküm selam ve rahmetullah. Me'vâhum. Cehennem. Ve sa'at masiran. İnne. Bir kalıyor kişinin, yani bazıları böyle dediğimizde şu soru akla geliyor. Peki kişiye doğru olan bir şey yanlış geliyorsa, kişi de hakikatte olay doğru veya konu doğru ama kişiye yanlış geliyorsa, kişi de kendisine yanlış geldiği için yanlış demiş. Kuşbaşı bakışı baktığınızda doğru olan bir şey yanlış demiş gibi oluyor. Bu adamın sorumluluğu ne? Böyle adamlar ne olacak sorusu gündeme geliyor. Orada da Cenab-ı Hak diyor ki siz orasını merak etmeyin. Ben kime, neyi, nasıl geliyor ben biliyorum. Ve ben şunu sağlayacağım. Doğrular kişilere doğru gelmesini sağlayacağım. Yani senurihim ayatina ayetine. Biz onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Fil afaqi ve fi enfusihim, hem dış dünyadan hem de kendi içlerinden çift yollu mesajı aktaracağız. Ne vakte kadar aktaracağız? Hatta yetebeyyene lahum ennehu'l hak. Onun gerçek olduğu onlar açısından, lehum onlar açısından apaçık oluncaya kadar. Yani ona doğru gelecek artık. Evet bu doğru diye kanaati kesin kes hasıl olacak. Bunu Allah ben sağlayacağım diyor. Artık Allah sağlayacağım diyorsa biz, ayetin sonu nasıl bitiyor? اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Rabbinin her şeye tanık olduğu gerçeği sana yetmez mi? El-Hak yeter. Her şeye tanıksa, her şeyi biliyorsa, herkese neyin nasıl geldiğini biliyorsa, bir kula bir şey yanlış geliyor da o adam yanlış geldiği için de yanlış demiş diye Cenab-ı Hak onu kıyamette huzuruna alıp sen nasıl buna doğru yanlış dersin deyip azap edeceği gibi bir sahne düşünmeyin. Bir dönem yanlış gelmiş olabilir. Allah onu bir zaman sonra tahsih eder. Çünkü bize bazen doğrular yanlış gelebiliyor. Değil mi? Bir bakıyorum. Bir dönem bana yanlış geliyordu dediğimiz pek çok konu var. Ama bu böyle kalmaz. Allah ayetlerini gönderir, biri ile anlattırır, başka olaylar yaşatır, tecrübeler, deneyimler. O konunun gerçeğini bizi o konunun gerçeğine vakıf kılar. Sonra şimdi tercihini koy. Hala dünkü gibi yanlış mı diyeceksin, doğru mu diye kişinin ne idüğünü kendisini ortaya koymasını. Hainlerden mi olacak gerçeğe ihanet eden? Yoksa hakşinas davranıp evet bana düne kadar yanlış geliyordu bu konu. Şimdi öğrendim ve Allah'ın bana anlattıklarıyla, yaşattıklarıyla bunun doğru olduğuna kanaat getirdim. Dürüstlüğünü göstermesi lazım. Ölmeden Allah bunu yapar muhakkak o insanla ilgili. Sınandığı konu neyse onunla ilgili olarak bunu ona yapar ki tercihi kesinleşsin. Yanlıştaki ısrarı ve inadı
iyice belirgin olsun. Diyemesin Cenab-ı Hakk'a, bana öyle geliyordu. Bana verdiğin değerlendirme süreçlerinde öyle çıkıyordu. Ne yapayım ben şimdi, yanlış geldiği halde doğru mu diyeydim gibi bir sahne olmayacak. Bunun garantisi اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ ayeti. Yetmez mi sana Rabbin? Onun her şeye tanık olduğu yeter. Bize de aynı muameleyi yapacak. Bize hakikati gösterecek ve neticede o konuda yol ayrımına geleceğiz. Artık inanan beyine üzere inansın, sapıtan da beyine üzere. Sonuç böyle sonuçlanacak. Sapıtanlar kesin gerçeğe rağmen bildikleri ve anladıkları halde sapıtacaklar işin sonunda. İnananlar da kesin algıladıkları bir gerçeğin üzerine devam edecekler ve inanmış olacaklar. İnne muhakkak ki. Ellezine ol kimseler. Tevaffahum onları vefat ettiriyor. El melaiketu melekler. Zalimi enfusihim kendilerine zulmeder bir halde. Kalu dediler ki fîme kuntum, ne içinde idiniz, bizde ne haldeydiniz gibi bir şey bu diye düşünüyorum. Kalu eyne kuntum gibi değil de eyne neredeydiniz, fîme içinde olmak. Neyin içindeydiniz? Bu kendine zulmeden bir halde dedi ki orada kendine zulmedenleri mi vefat ettirdiler demek lazım? Evet, kendilerine zulmeder bir halde onları, bak onları, evet. Onları vefat ettiriyor. Melekler onları vefat ettiriyor. Onlar ne haldeler? Kendilerine zulmeder bir halde. Kalu dediler ki kunne idik müstazafina zayıf düşürülmüşler. Hocam geçen ders meleklerin iradesi olmadığından bahsetmiştik. Bu konuşmaları melekler kendileri mi yapıyorlar yoksa? Kendileri yapıyorlar. Öyle bir fikir var mı? Ha, kendileri yapıyorlar derken emirle yapıyorlar. Hayır, ne konuşacağını biliyor orada. Bak, وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ne emrediliyorlarsa onu yapıyorlar. Söz de fiildir. Yani söz, konuşma ayrı, fiil ayrı gibi. Söz de fiildir. Öyle söz var ki yeri göğü yıkar, nice fiillere dönüşür. Onlar ne emrediliyorsa onu yapıyorlar. Ama dua ediyorlar hocam. Dua ediyorlar. Dua etmeleri de, gelip gitmeleri de, konuşmaları da hepsi onlara yapılmış bir emir sayesinde. Yine onların hepsini emirle yapıyorlardır. Yani Allah şöyle kimselere dua edin demiştir mesela. Tasaddukta bulunanlara dua edin emri vardır. Tasaddukta bulunanlara dua ediyorlardır. Zayıf düşürülmüşler müstadafine fil ardi yerde. Yeryüzünde. قالوا dediler ki yani siz Kur'an-ı Kerim'de bu kadar meleklerin geçtiği, değil mi? Sıkça geçiyor. Şöyle bir olay görüyor musunuz? Bir olayın şeyinde melek şeyden yani Cenab-ı Hak'tan bağımsız rol almış ve netice elde etmiş. Sonuca müdahale etmiş. Sonuca yansıyacak bir durumda. Böyle meleklerin rol aldıkları olaylar görüyor musunuz? Böyle bir şey görmüyorsunuz. Emrediliyorlar, emredildikleri işleri yapıyorlar.
onun önü açılırsa o zaman onlardan bir şey isteme gibi durum da meydana gelir. Yani onların etkinliğinden söz edecek olursak, böyle bir şey olsa, o zaman insan dua ettikten sonra Cenab-ı Hakk'a bir kenara çalışıp dönüp, ey Cibril, beni duyuyorsan sen de dualarına işte beni kat, biraz daha bir şeyler yap bana falan gibi mukarrabin meleklere belki seslenebilir falan. Böyle abuk subuk şeylerin önü açılır en azından. Kafadan açılır yani. Halbuki yok böyle bir şey. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَأْذَنَ اللّٰهِ Neticede bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın sonuçta iradesine bağlı olduğu için kullar hep ondan istiyor. Beklentileri hep ondan. Nice melekler var diyor Cenab-ı Hak. Böyle dua eder, şey yapar, lanet okuyanı var. Ama Allah dilediği kimseye, dilediği ihsanda bulunur. Belki bazı meleklerin bu duasına tekabül edebilir. Ama niceleri var ki hiç dualarının bir anlamı yok diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Allah istediği zaman oluyor, Allah istemediği zaman hiçbir surette olmuyorsa, o zaman dayanılacak kapı sadece Cenab-ı Hak demektir. Diğerlerinden bir şeyler beklemek fuzuliye uğraş olur, abes olur. Elem tekun. Değil miydi? Ardullahi. Tekun yer dişi mi? Yer dişi ya. Allah'ın yeri, arzı. Arzı desek. Arzı. Geniş olmadı mı? Olmadı mı desek? Daha geniş olmadı mı? Geniş değil miydi? Değil. İdi var ya içinde aynı. Ama olmadı mı da olur. Geniş. Allah'ın yeri geniş değil miydi? Ki, fe var. Ki hicret edesiniz. Ki hicret edesiniz. Hicret edesiniz. Fetuhanciru. Fiha yok muydu bir daha ayette? Ben ardullahi vasiaten fetuhanciru fiha, değil mi? Buraya gelmemişiz bak. Bak, fiha burada yok. Şöyle yazalım. Fiha. Ki onda hicret edesiniz. Feulâike. İşte onlar. Bunlar zaten vefat ediyorlar. Müfessir bunlar için hangi maniden söz ediyor ki? Zaten vefat ediyorlar bunlar. Daha tövbe etme, yani mani olacak, bu cezanın onlar için gerçekleşmesine engel olacak herhangi bir şey yapma imkanları zaten artık yok. Bariyerden hocam daha bir süre geçiyorsa. Hayır, bunlar vefat ediyorlar şu anda. Konuştuklarımız. Geride kalanlar. Kalanları ama Allah'ın bu dediği, feulaike dediği, işte bunlar dediği, bu vefat edenlerden söz ediyor. Hicret etmeden vefat edenler. Hicret etmediği zulüm üzere vefat edenlerden söz ediyor. Bunlar artık daha vefat ediyor. Hangi tövbeyi işleyecekler, hangi ıslahı yapacaklar ki mani bir durum? Bu ceza onlar için düpedüz tahakkuk edeceğe benzer. Feulâike, işte onlar. Zaten ayet de öyle değil mi? Me'vâhum, onların sığınağı cehennemu, cehennemdir. Vesaet, hem ne kötüdür, kötü olmuştur, masiran, varış yeri olarak.
İnne verli ellezine zavs tevaffahum el melaiketu, the angels tevaffahum, make them die. Verily those, the angels, make them die. Dalimi anfusihim, while they are wronging themselves. Hocam burada leyle yeden sonra ley değil miydi? Hangisi o? Ben onları hep yanlış yazıyorum. Doğrusu açım mı yazdım yoksa? Sen hangi yazısı diye? Öyle mi? E önce değil mi? G, E, L. Evet. Tamam. Doğru. Evet. Kalu they said fima kuntum, in what you have been. Kalu they said, kunna, we were, mustada'afina, weakened, fil ardi, in the earth. Qalu, they said, alam takun, was not ardullahi, Allah's earth, wasi'atan, spacious, fatuhajiru, that you could have migrated fiha therein. Faulaika, so those, ma'awahum, their refuge, jahannam, is hell, wasa'at, and it was masiran, an evil destination. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.